Gebelik sürecinden sonra annelik süreci başlıyor tabii. Yeni bir rol başlıyor kadın için. Ve uzun dönem aslında eğer çalışıyorsa iş hayatından uzaklaşmış oluyor. Ve bebekle birlikte yeni bir hayata başlamış oluyor. Ve bebek endeksi aslında götürülen bir hayat başlıyor. Eğer çok anne tabii ki bebek merkezli bir süreci götürdüğü zaman, götürmüşse bu süreçte, iş hayatına dönerken ciddi bir kaygı yaşıyor. Öncelikle bir vicdan azabı yaşıyor. Ben şimdi nasıl bırakacağım? İkincisi belki eğer bir bakıcı süreci varsa bu da ayrı bir kaygı üretiyor aslında kendisi için. Çoğu zaman aslında kadının annesi ya da kayınvalidesi çocuk bakımını üstlenirken bazen de bir bakıcı ihtiyacı doğuyor. Yabancı birine bunu bırakıyor olmak, bebeği bırakıyor olmak anne için çok ciddi bir kaygı aslında kaynağı. Çünkü güvenemediğiniz, hemen güvenemediğiniz bir başka birine, yabancı birine bebeği teslim ediyorsunuz. Yeterli bakımı verebilecek mi? Nasıl verecek? Eğer bebeğimle ilgili bir sıkıntı olursa ben bundan haberdar olabilecek miyim? Çünkü bebek o sırada konuşamıyor ve şikayetini dile getiremiyor. Dolayısıyla bunu nasıl anlayacağım korkusu başlıyor. Aynı zamanda eğer yoğun bir iş temposuna dönecekse çocukla geçirecek, bebekle geçirecek vakitlerin azalması demek olacak bu. Özellikle doğumdan sonra çok ciddi bir bebek endeksi bir hayat geçirdiği için belli bir dönem, uzun bir dönem tekrar iş hayatına döndüğü noktada bu saatlerin azalması ciddi bir kaygı üretebilir anne için. Buna küçük önerilerimiz olabilir. Şöyle, eğer anne çok yapabiliyorsa daha part-time şeklinde çalışabilir ilk dönem. Daha kısa sürelerde işe gidebilir. İzinler alarak götürebilir bu dönemi. İlk dönemde belki çok yakınlarından bir destek alabilir, bakımla ilgili destek alabilir, kaygılarını bir şekilde daha aşağı çekebilmek adına. Belli bir süre sonra zaten bebek büyüdükçe ve iş hayatına döndükçe belli bir zaman sonra bu kaygıya da alışacak ve emanet edebilecektir çocuğunu.